Allah kurtarsın kızım. Misafir. Geçmiş olsun kızım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Allah kurtarsın. Sağ olun. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Gel kızım, gel. Otur hele bir. Gel kızım, gel. Gel. Geç. Kumru, bir çay ver ablana kızım. Suçun ne kızım? Birini vurdum. Kaç sene verdiler? Öldü mü abla vurduğun kişi? Yok, hastanede komada. Ne yaptı da vurdun? Tamam kızım, tamam. Allah şu güzel yüzüne güler de tez elden çıkarsın inşallah. Gençliğin de buralarda solmaz. Allah vere de adam kurtulsun. Yoksa halin duman olur. İnşallah. Orhan. Orhan. Heh. Haberler kötü Orhan. Gümüş ablam tutuklanmış. Ne? Tutuklanmış mı? Hı. Nasıl olur Rukiye? Olmuş işte. Zavallı ablam benim. Karnında bebeğiyle bir başına hapislere girdi bu yaşta. Nedir bu çektiği Orhan? Ne zaman gülecek ablamın yüzü? Üzülme Rukiye, üzülme. Şadoğulları onu içeride koyar mı hiç? Birkaç güne kalmaz çıkar elbet. Öyle mi dersin? Tabii ki Rukiye. İnşallah Orhan, inşallah. Hayda. Allah Allah. Oğlum niye kalktın hemen ayağa? İyiyim, iyiyim anne. Kaptan, saçmalıyorsun ama. Yat dinlen biraz diyoruz. Hiçbir şeyim yok, iyiyim ben. Yapmam gereken bir sürü işim var. Çıkmam lazım hastaneden. Mehmet, biz Onur'la zaten bir şeyler ayarladık. Şimdi senin sağlığın daha önemli oğlum. Değil mi ama? Siz de bir şey söylesenize babacığım. Söylesem ne fayda, gelin dinleyecek mi sanki? Bir an önce Gümüş'ü görmem lazım dede. Onur, prosedür neyse ayarlayın bana. Karımı bir an önce görmek istiyorum. Tamam canım, ayarlarız. Anne, sen Pınar'la beraber Gümüş'ün eşyalarını ayarlar mısın? Tabii çocuğum. Onun orada iyi olması için her şeyi yapmam lazım. Her şeyi. Hadi. Mehmet, bu halde mi gideceksin Gümüş'e? Yani çok kötü görünüyorsun. Toparla kendini biraz. Gümüş'ün karşısında dinç olmalısın. Sen de yaşadın biliyorsun. İçerideyken moral önemli. Hiç yılmamak, çıkacağına inanmak önemli. Gümüş seni bu halde görürse umutlarını tamamen yitirir. Ona destek olmalı, umut aşılamalısın. Bir an bile tereddüt etmemeli çıkacağından. Bunu yap Mehmet. Gümüş için ve çocuğun için. Hı? Bunlar benim yedeklerim. Şimdilik kullan. Sonradan ayarlarız. Yok, sağ olasın. Ben böyle de yatarım. Olur mu abla? Yedek dedim ya. İçin rahat rahat yat. Temizdir, yeni yıkandı. Sağ olasın. Biz burada can yoldaşıyız Gümüş abla. Ne demek? Eksik olma. Burası da eğlencelidir. Dışarı yaratmaz. Öyle mi? Akşam oyun var oyun. Göbek atacağız. Ne oyunu? Benim bızdığın sünneti var. Ucundan azıcık. Bızdık kim? Anne. Efendim canım. Artık babamla hiç kalmayacak mıyım? Hayır bebeğim, kalmayacaksın. Bundan sonra bu evde birlikte yaşayacağız. Ya babama ne olacak? Benimle kalsan babanı çok özler misin? Bilmem, babamdan hiç ayrı kalmadım ki. Babamı seviyorum ama bazen korkuyorum.
Sen artık bunları düşünme bebeğim. Annen her şeyi yoluna koyacak, tamam mı? Tamam. Ah, canım kızım benim. Şu başımıza gelenlere bir bak. Tam her şey yoluna girdi diye sevinirken... Bebekleri olacağına bile sevinemedik. Evet ya. Gümüş nasıl hayaller kurmuştu? Mehmet'e de sürpriz yapacaktı. Anneciğim, Gümüş nasıl katlanacak buna bunca sıkıntının içinde? O duvarların arasında nasıl bakacak çocuğuna? Ha ya yine bir şey olursa? Bu sefer ikisi de bunu atlatamaz. Aklıma kötü kötü şeyler sokma Pınar. İyi şeyler düşünmek istiyorum artık. Evet evet. Zaten Gümüş bir haftaya kadar çıkar değil mi anne? Dua edelim de öyle olsun çocuğum. Canım benim. Bak bu Gümüş ablan. Bu da benim oğlum Volkan. Hoş geldiniz, Allah kurtarsın. Ay yerim ben seni. Kaç yaşındasın bakayım sen? 5. Abi olmuş artık. Dışarıdan mı geldin sen, başka hapishaneden mi? Dışarıdan geldim. Bana anlatsana dışarıda ne var? Aman Volkan, sırası mı şimdi? Git ablanlar giydirsin seni. Bak süslü yatak yapma ama. Hadi koş, koş. Allah bağışlasın. Sağ ol. Buraya geldiğimde hamileydin. Burada doğdu. Dışarısını da hiç görmedin. Ne yapsın zavallı? Yeni biri geldiğinde anlatsana diye tutturuyor işte. Zor be abla. Herkes için çok zor. Neyse. Abla yoksa? Benim de bebeğim olacak. Desene koğuşa bir yaramaz daha geliyor. Ay dilim kopardı da demeseydim. Sen bana bakma abla. En kısa zamanda çıkarsın inşallah. Gümüş Şadoğlu. Benim. Ziyaretçim var. Alışamadı zavallı. Mehmet. Sanıyorsun sensizlik. Gerekirse bir suç işler yanına da gelirim. Nasılsın bakalım? Ben iyiyim, sen nasılsın? Bacağın nasıl? İyi, merak etme. Yakında iyileşecek. Ya bebeğimiz? Bebeğimiz çok iyi. Bak gör, kızım bize hayat getirecek, mutluluk getirecek. Göreceksin. Kız? Ne bileyim, içime öyle doğuyor. İkiniz de sağlıklı olun da, kız olmuş, erkek olmuş benim için hiç fark etmez. Senin gibi gülümsesin yeter bana. İşte aynen böyle.